Erdoğan müjde diyerek duyurdu. Bugün resmen başladı. %30'a düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde diyerek duyurmuştu. Bugün yeni uygulama resmen başladı. Artık %40'tan %30'a düştü. Merkez Bankası'nın ekonomide normalleşme adımları devam ederken ihracatta döviz bozdurma zorunluluğu konusunda yeni bir karar alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen ihracatın şampiyonları ödül töreninde bu kararı açıklamış ve müjdeli haber olarak nitelendirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, ihracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu %40'tan %30'a indirdik. Bu düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak, dedi bugün yürürlüğe girdi. Döviz bozdurma zorunluluğunu %40'tan %30'a indiren düzenleme bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bugün müjdeli bir haber vermek istiyorum. İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu %40'tan %30'a indirdik. Bu düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak. Enflasyonda en zor dönemi geride bıraktığımıza inanıyoruz. Şimdi dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek, inşallah aynı başarıyı tekrar yakalayacağız. Büyüme oranlarımız da son derece olumlu seyrediyor. Daha rekabetçi, müreffeh, üretken ve güçlü bir Türkiye'yi ihracatçılarımızın katkısıyla inşa edeceğiz. Bunun için biraz sabır, kararlılık ve dirayet göstermek gerekiyor. Türkiye ekonomisi bu sürecin sonunda çok farklı bir lige yükselecek. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı etkileyen belirsizliklerden kurtulduğumuzda bu yeni dönemin baş aktörü Türkiye olacak. Bundan en küçük bir şüphe duymayın. Programa güvenmenizi istiyorum kendi çıkarları dışında başka bir şey düşünmeyen felaket tellallarına karşı sağlam bir duruş sergileyelim. Türkiye'nin tekrar şaha kalkmasını istemeyenlere prim vermeyelim, işimize bakalım. Türkiye'nin başarılarına bir türlü sevinemeyen, sırf haklı çıkmak uğruna vatandaşı yanlış yönlendiren ve sürekli karamsarlık yayan kişilere meydanı terk etmeyeceğiz. İnşallah bundan sonra ekonomi ekibimiz ihracatçılarımızı daha sık bilgilendirecek ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek için çeşitli adımlar atacak. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklama yaptı. Bakan Şimşek, X platformundan yaptığı paylaşımda şunları söyledi. Makrofinansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi amacıyla makro ihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz. Riskont kredisi kullanan ihracatçılar için TCMB'ye döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı Kasım ayında %70'ten %40'a düşürmüştük. Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü %40'tan %30'a indirdik. Yasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek.